Benden önceki milletvekili aday arkadaşlarım duygudan ifade ettiler. Bugünkü salonun durumu 2001 yılındaki iradeyi ortaya koymaktadır. Bugün gerçekten çok güzel bir tabloyla karşı karşıyayız. Öncelikle bu salonu bu şekilde Ramazan günü doldurmuş olmasına ötürü hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Evet, Saffet Bozkurt kimdir? Herhalde Alap'ta biliyoruz ama diğer bölgedeki arkadaşlarımız belki bilmiyorlar. Kısaca ifade edeyim. 1970 yılında Ereğli'ye bağlı Silifli köyünde doğdum. İlkokul, ortaokul tahsilimi babamın madenci olması itibariyle Kandil'de tamamladım. Akabinde biliyorsunuz eskiden Türkiye Taşkapı Kurumu'nun çıraklık kursları vardı. 1985 yılında Zonguldak'taki Başkanlığa TPK Eğitim Şube Müdürlüğü'nde çırak olarak eğitime başladım. Tornacılık eğitimi aldım. 1987 yılına kadar 2 sene tornacılık eğitimi aldım. Akabinde Kandil'de Türkiye Taş Kömürlerinde işe başladım. Dedik ki aynı zamanda okuyalım, işe tahsilimizi tamamlayalım. Gece işe gittik, gündüz okula gittik, eğitimimizi tamamladık. Akabinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Bir sene boyunca İstanbul'a gidip gelmiş aklımı devam ettirdim. Akabinde iş aklımı feshettim. İstanbul Hukuk Fakültesi 1994 yılında bitirdik. Yaklaşık olarak bir 6-7 ay süre zarfında İstanbul Üniversitesi Ceza Kürsüsü'nde asistan olarak görev aldım. Akabinde dedik ki memleketimize dönelim. Ana babamız yaşlı. Hizmetimizi orada yapalım. Ereğli'de serbest avukatlığa başladım. Ereğli'de birçok sivil toplum örgütünde görev aldım. Meram Savaş Derneği Genel Sekreterliği, Hukukçular Derneği Başkanlığı, Muntfeneri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Zonguldak Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundum. Partimizin kuruluşunda yer aldım. 2006-2008 yıllarında teşkilatlardan sorumlu ilçe başkan yardımcısı olarak görev aldım. Ve 2020 yılında da genel merkezimizin ve Cumhurbaşkanı'nın takdirlerinde Karadeniz Ereğli'de ilçe başkanı olarak görev yaptım. 2,5 yıllık süre zarfında geceli gündüzlü sahibi olduk. Düğünlerde, cenazelerde, fındık toplamalarda aklınıza ne olursa bütün vatandaşımızın yanında olduk. Vatandaşımızın teveccühünü kazandık. Ve Ereğli'de devlet yatırımları anlamında önemli işlere imza attık. Mevlam da bugün nasip etti, milletvekili adayı olarak karşınızdayız. İnşallah diğer vekil arkadaşlarım ifade etti, vekil adayı arkadaşlarımız ifade etti. Gerçekten 9 Nisan itibariyle adaylığımız açıklandığı andan itibaren o gece hemen zemine indik, sahaya indik. Vatandaşlarımızla bir araya geldik. Gerçekten de gördüğümüz tablo şu, biz İnşallah bu seçimde geçmiş dönemlerde aldığımız oyların üstünde çok üstünde oy alıp meclise gideceğiz. Cumhurbaşkanımıza tekrar balkon konuşması yaptıracağız. Bundan kimse düşüncesi olmasın. Gerçekten bu seçim çok önemli bir seçim. Cumhurbaşkanımızın biraz önce vekil arkadaşlarımın ifade ettiği yükünü almamız gerekiyor. Geçen aday tanıtım toplantısı amacıyla Ankara'ya gittiğimizde orada kısa bir süre Cumhurbaşkanımızla görüşme imkanımız oldu. Cumhurbaşkanımız dedi ki Ereğli'de sandıkları patlatman lazım. İnşallah Cumhurbaşkanım dedim. İnşallah Ereğli'de, Alap'ta, Zonguldak'ta sandıkları patlatacağız. İnşallah işte tekrar Türkiye'ye yollayacağız dedi. Bu süreçte teşkilatlarımızla beraber dimdik ayaktayız. Ereğli'de, Alap'ta, Çaycuma'da, Diyarek'te bütün ilçe başkanlarının burada gözleri parıldıyor. Hepsini görüyorum. İnşallah hedefimize ulaşacağız. Biz Ahmet Vekilimin dediği gibi 5 milletvekilini inşallah meclise göndereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yeter ki inanmak lazım. İnanacağız. İnanacağız ve başaracağız arkadaşlar.